Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Aralık Çarşamba, sizlerle Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. Meteoroloji uyardı. 14 Aralık Sakarya'nın hava durumu. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar soğuğu Sakarya'yı etkisi altına aldı. Meteoroloji uyardı. Daha da soğuk olacak. Peki bugün Sakarya'nın hava durumu nasıl? Bütün sorularınızın cevabı sakaryahaberdar.com'da. İşte 14 Aralık Çarşamba saatlik hava durumu tahmini. Altında son durum. Son zamanlarda her ne kadar altında zaman zaman düşüşler yaşansa da altın giderek artmakta. Peki Sakarya'da 14 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar? İşte sizler için güncel altın fiyat listesi. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın Yalı Mahallesi 180 No'lu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı bekletildi. İlaç fiyatlarına beklenmedik zam. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümünün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız. Açıklamasından sonra ilk adım atıldı. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karar değişti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri %36.77 oranında artırıldı. Kararla birlikte bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara %36.77 zam geldi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37.10 lira, diğer ürünlerde ise 19.39 lira oldu. Tarikat lideri çocuk istismarı davasından beraat etti. Akyazı'daki dergahta tarikat üyesinin çocuğuna istismarda bulunduğu için hapiste olan tarikat lideri çocuk istismarı davasından beraat etti. Akyazı'daki dergahta tarikat üyesinin çocuğuna istismarda bulunduğu için hapiste olan Uşaki tarikatı lideri Eyüp Fatih Şaban ikinci çocuk istismarı davasından beraat aldı. Aile kararı Yargıtay'a taşıdı. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında müridinin çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan ve 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşaki tarikatı lideri Eyüp Fatih Şaban hakkında başka bir çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle ikinci bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Şaban açılan ikinci çocuk istismarı davasından beraat etti. Beraat kararına yapılan itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedilince mağdur çocuğun avukatları dosyayı Yargıtay'a götürdü. Mahallenin ortasında cayır cayır yandı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde alev topuna dönen hafif ticari araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtan geriye ise sadece demir yığınları kaldı. Olay saat 07.00 sıralarında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Araç kısa sürede adeta alev topuna döndü. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle araç hurdaya döndü.
Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.